Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan. Hı hı. Enteresan lafları var. Çünkü bu politika konusunda oldukça uzman bir kişidir. Siyaset onun, uzmanı. Evet, siyaset uzmanı. Onun bazı tweetleri var. Tweetlerinden bir tanesi şu. Diyor ki, arkadaşlar onun DSF'sini döndürelim. Son olarak şunu söyleyelim. Sayın Binali Yıldırım eğer kazanırsa yardımcı olduğunu sanan, söyleyen bazı stratejistlere rağmen kazanır. Kaybederse de kimse suçlamasın çünkü bütün kendi iyi vasıflarını yok sayan, sadece karşı tarafa odaklanan bir kampanya ile ilgili kimse kazanamaz diyor. Şimdi bir başka, seçim kampanyalarında stratejiyi karşı adayın eleştirisi üzerine kurarsanız liderin o olduğunu kabul etmiş olursunuz diyor. Kendi adayınızı yok sayıp diğer tarafı öne çıkartarak popülaritesini artırırsınız. Bugüne kadar hep muhalefet eleştiren taraftı. Şimdi roller ve özne değişmiş diyor. Değişti. Yine bir başka, AK Parti seçim kampanyası kazanma stratejisinin son hafta argümanları demiş. Bir, valiye hakaret etti. Kampanyanın şeylerini söylüyor. İki, moderatör program yöneticisi İmamoğlu ile buluştu. Bunca senelik başarının ardından büyük bir akıl var filan diye düşünürdüm. Allah aşkına bunlar belediye seçim sonucunu etki eder mi demiş. Şimdi bundan bir sonuç çıkartır mı acaba son 4 gün kala AK Parti ya da AK Parti'nin stratejisi? Sahaya çıkmamalıydı. Yani bu 4 günde çıkmamalıydı. Çıkmamalıydı. Binali Yıldırım'a, sahibi, ne yapsın? Binali Yıldırım'a bunu verdi, şunu yapmalıydı. Ben olsam Cumhurbaşkanı'nın yerinde, yani onun danışmanlarından biri olmuş olsam şunu önerirdim. Çağırın bana Ekrem İmamoğlu'nu. Çağırın bana Binali Yıldırım'ı. Onlarla kapalı kapılar arkasında ne konuşurduk? Uzlaşıyla ilgili Türkiye'yi ve İstanbul'a yapılacak, yani İstanbul'u kim kazanırsa kazansın bu ülke için partisel, yani partizan tavırları bırakarak halka ve ülkeye hizmet için yapılacak olanları konuşurdum. Hanginizin kazanacağı önemli. Yani bir dal uzatırdım. Demek isterdim ki sen o makamdayken bana bağlısın. Düzgün hareket et, al makamı. Bu kadar net. Evet, haberlerimiz... Ve size bir şey söyleyeyim. Bak, eğer ki Ekrem İmamoğlu'nu birinci seçimlerde de çağırmış olsaydı bu şekilde, kazanmış olduğunu gene farz edelim. Hani o seçimler, sıkıntılar bilmem ne, kazandı. Bu kadar strese, sıkıntıya gerek yoktu. Şu anda makamındaydı. Cumhurbaşkanına da fazla değil, 2 saat konuşsa onlar aynı toprağın adamı. Cumhurbaşkanına aşık olurdu Ekrem İmamoğlu. Cumhurbaşkanı da yepyeni bir kardeş kazanmış olurdu. Ben de öyle düşünüyorum.